Stefan Zweig, Leporella. Gerçek adı Crescentia Anna Alosia Finken Huberdi. 39 yaşındaydı. Zillertal'ın küçük dağlık bir köyünde gayrimeşhur olarak doğmuştu. Aile cüzdanının ayırt edici özellikler bölümünün mesleği kısmında hizmetçi yazıyordu. Karşı tarafa konmuş tek bir çizgi ise ayırt edici herhangi bir özelliği olmadığı anlamına geliyordu. Buna rağmen yetkili merciler tek bir bakışta onu tanımlayacak olsaydı yorgun, iri kemikli, sıska bir dağ atı derlerdi. Ağır, sarkık alt dudağı, güneşten yanmış uzun, oval yüzü, kirpiksiz, donuk bakışları, özellikle de anına yapışmış yağlı, kalın, keçe gibi saçlarıyla bir ata benziyordu. Hareketlerinde dahi yaz kış demeden Taştık patikalarda aynı tahta küfeleri gibi bir aşağı bir yukarı taşıyarak alpleri aşan inatçı atların havası vardı. Bir kez işini bitirmeye görsün. Kemikli ellerini gevşek çekenetler, dirseklerini yayarak açar, agılarını kapatıp hayvanlar gibi ayakta uyuklardı. Her biri yanı sert, tahtamsı ve ağırdı. Güç bela düşünür, her şeyi yavaş kavrardı. Yeni düşünceler zihninin derinliklerine sanki sık bir elekten geçermiş gibi zar zor ulaşırdı. Ama bir kez yeni bir düşünceyi kavradı mı ona inatla yapışırdı. Ne gazete ne de dua kitapları okurdu. Yazmaksa ona zor gelirdi. Mutfakta tuttuğu kayıt defterindeki biçimsiz karakterler garip bir biçimde kendi ağır ama sıska haline benziyordu. Dişilikten eser olmayan haline. Kemikleri gibi alnı, kalçaları, elleri ve sesi de sertti. Buna karşın baskın, gırtlaktan gelen tirol aksanı paslı bir ses tonuyla çıkardı ki bu bir sürpriz değildi. Çünkü Crescens kimseyle gereğinden fazla konuşmazdı ve hiç kimse onu gülerken görmemişti. Bu konuda da hayvan gibiydi. Mutluluğun ani bir patlamayla dışa vurumu Tanrı'nın yarattığı bu yabani evrene bahşedilmemişti ki. Muhtemelen bu dilsizlikten çok daha vayim bir mahrumiyetti. Gayrimeşru bir çocuk olduğundan kiliseye bağlı olarak yetişti. 12 yaşındayken hizmetçiliğe başladı. Sonrasında arabacıların hanında bulaşıkçı olarak çalıştı ve nihayetinde öküz gibi güçlü oluşu ile ünlü olduğu o yerden kurtulup turistlerin uğrak yeri olan bir otelde aşçılığa yükseldi. Cires Jens orada her sabah beşte kalkıyor, etrafı silip süpürüyor, ocağı yakıyor, yemek pişiriyor, hamur yoğuruyor, bulaşıkları yıkıyor, çamaşırları topluyor, sağı solu toparlıyor, gece geç saatlere kadar çalışıyordu. Asla tatile çıkmaz, kiliseye gitmek dışında asla sokağa adımını atmazdı. Mutfaktaki ocağın ateşi onun güneşi, yıllar boyu yaktığı odunlar ise ormanıydı. Çeyrek kasırdır durmak bilmeden çalışıp didinmesi yüzünden bütün kadınsılığını bir kenara attığından mı, yoksa kesin ve net bir biçimde suskunluğuyla tüm fırsatları geri çevirmesinden midir bilinmez ama erkekler onunla ilgilenmezdi. Tek eğlencesi paraydı. Yaşlılığında kilisenin düşkünler evinde verilen bayat ekmeklerden yemek zorunda kalmamak için çalışan köylü kısmını özgü bir içgüdüyle para biriktirirdi. Bu akılsız yaratık doğup büyüdüğü yer olan Tirol'ü ilk kez 37 yaşında para uğruna terk etti. Profesyonel hizmetçilik ajanslarından bir kadın tatile geldiği otelde sabahtan akşama kadar otelin hem mutfağında hem de Ortak salonlarında çılgınlar gibi çalışan Cires görünce ona iki katı fazla para teklif ederek Viyana'ya gelmesi konusunda aklını çeldi. Tren yolculuğu boyunca Cires hiç kimseyle konuşmadı. Diğer yolcular dostane bir biçimde ağır hasır sepeti yukarıdaki bagaj rafına koymayı teklif ettiklerinde onlara kulak asmadı. Tüm mal varlığını içine koyduğu sepetini çoktan ağrımaya başlayan dizleri üzerinde taşımaya devam etti. Çünkü o kıt beyninde büyük şehir ile bağdaştırabildiği düşünceler sadece hırsızlık ve dolandırıcılık idi. Viyana'daki yeni evinde ilk birkaç gün pazara hep birileriyle beraber gitti. Çünkü nasıl ki inekler arabalardan korkuyorsa o da aynı şekilde arabalardan korkuyordu. Ama dört sokak aşağıdaki pazarın yolunu öğrenir öğrenmez yanına birilerini almayı bıraktı. Sepetini koluna takıp yola koyuluyor, kafasını kaldırmadan çalıştığı evden pazar tezgahlarına oradan yeniden eve geliyor, apartmanı süpürüyor, ocağı yakıyor, hiçbir fark olmaksızın tıpkı eski mutfaktaki ocağı temizlediği gibi ocağı temizliyordu. Köydeki gibi saat 9'da yatmaya gidiyor, sabah alarm onu uyandırana dek bir hayvan gibi ağzı açık şekilde uyuyordu. Kimse işini sevip sevmediğini bilmiyordu. Belki kendisi de bilmiyordu. Çünkü kimseyle yakınlaşmıyordu. Sorulan soruları soğuk bir pekala ile geçiştiriyor ya da eğer aynı fikirde değilse sadece memnuniyetsiz bir tavırla omuz silkiyordu. Komşuları ve diğer hizmetçileri görmezden geliyordu evdeki gamsız iş arkadaşlarının alaycı bakışları, kayış gibi sert olan vurdum duymazlığından su gibi akıp gidiyordu. Sadece bir kez kızlardan biri Tirol aksanını taklit edip suskunluğu yüzünden onunla dalga geçince ocaktan yanan bir odun kapıp çığlık çığlığa bağıran kızı kovaladı. O günden sonra kimse bir daha bu öfkeli kadınla dalga geçmeye cesaret edemedi. Dresgens her pazar bol, pilili eteği ve yassı köylü şapkasıyla kiliseye giderdi. Yalnızca bir seferinde Viyana'daki ilk izin gününde yürüyüşe çıkmaya yeltendi. Tramvaya binmek istemediği için tedbirle devam ettiği keşfinde baş döndüren sokaklarda bitmek bilmeyen taş duvarlar dışında bir şey göremedi. Ancak Tuna Nehri'ne kadar gidebildi. Tanıdık bir şeye bakarmışçasına akıp giden suyu izledi ve ana yoldan uzak durarak binaların dibinden yürüyerek geldiği yoldan eve geri döndü. Bu ilk ve son gezintisi onu hayal kırıklığına uğratmış olacak ki bir daha evden asla dışarı çıkmadı. Pazar günleri pencere kenarında oturup dikiş nakış işleriyle uğraşıyor ya da hiçbir şey yapmadan sadece oturuyordu. Böylece büyük şehir tek düze hayatına hiçbir değişiklik getirmedi. Tek fark, ay sonlarında eğri büğrü, sert, yıpranmış elleriyle iki yerine dört mavi banknot tutmasıydı. Her seferinde paraları şüpheyle uzun uzun incelerdi. Köyden getirdiği oymalı, sarı tahta kutuya diğer paraların yanına koymadan önce büyük bir resmiyetle Nazikçe kırışıklıkları düzeltirdi. Bu kullanışsız ağır kutu onun tek sırrı hayatının anlamıydı. Geceleri kutunun anahtarını yastığının altına koyardı. Gündüzleri ise nerede sakladığını kimse bilmezdi. Bu garip insanın doğası böyleydi. Tabii ona insan diyebilirsek. İnsanlık onun davranışlarında ancak belli belirsiz silik bir biçimde görülebiliyordu belki de oldukça tuhaf biri olan ev sahibi genç baron von F’nin evini çekip çevirebilecek kişi tam olarak böyle at gözlüğü takmış hissiz biri olmalıydı. Çoğu hizmetçi evdeki huzursuz havaya işten ayrılmadan önce çalışmak zorunda oldukları yasal süre kadar katlanabiliyordu. Histerik biçimde öfkeyle bağıran, gerginlik yaratan evin hanımıydı. Essenli, oldukça zengin bir fabrikatörün tek kısmı. gençlik yıllarını geride bırakmış olan kadın kendinden bir hayli küçük soylu olup olmadığı muamma ekonomik durumu ise bilinmeyen aristokrat cazibesini kullanmaktan çekinmeyen yakışıklı baronla kaplıcalarda tanışmış ve çabucak evlenmişti. Ama balayı biter bitmez yeni evli kadın tutarlılığa ve beceriye önem veren ailesine bu Alel acele yapılan evliliğe karşı çıkmakta haklı olduklarını itiraf etmişti. Kısa sürede kocasının bir sürü borcu ortaya çıkmış. Bunun yanı sıra karısına olan ilgisi çabucak yok olmuş. Evliliğe ait görevleri yerine getirmektense bekarlık günlerinden kalma alışkanlıklarını sürdürmeyi ylemişti. Buna rağmen nezaketsiz biri değildi. Bütün kararsız tipler gibi o da etrafına neşe saçan, ileri derecede kaygısız, genel bakışta prensiplerinden yoksun bir insandı. Bu şövalyeliğe özenen yakışıklı adam para mevzularını, faiz hesaplarını hakir görüyor, bütün bunları ayak takımının cimriliği ve dar fikirliliğinin kanıtı olarak nitelendiriyordu. Baron basit bir hayat istemişti. Karısı ise Rineland tarzı, soylu, düzenli, saygın bir ev yaşamı istiyordu. Bu da adamın sinirlerini bozuyordu. Kadının bir servet sahibi olmasına rağmen yüksek meblağda para almak istediğinde karısıyla pazarlık yapmak zorunda kalıyordu. En çok istediği şey yarış atları için bir ahır sahibi olmaktı. Ama hesabını bilen karısı onun bu isteğini reddetmişti. Ondan sonra baron yüksek ve otoriter sesi kulaklarında çınlayan bu kocaman, kalın boyunlu Kuzey Almanyalı kadına kocalık etmek için herhangi bir sebep görmemişti. Tabiri caizse onu rafa kaldırmıştı. Hayal kırıklığına uğramış kadını sert davranmadan ama açık bir şekilde kendinden uzak tutuyordu. Kadın onu azarladığında şefkatli bir ifadeyle kibarca dinliyor, kadının vaazı biter bitmez o hararetli nasihatleri sigarasının dumanını eliyle savuşturur gibi bir kenara itiyor ve Vicdan azabı çekmek sizin kendi istediğini yapmaya devam ediyordu. Bu yumuşak, samimiyetsiz yakınlık, hayal kırıklığına uğramış kadını herhangi bir itirazdan daha fazla incitiyordu. Ve bu terbiyeli, asla ağzını bozmayan, bunaltıcı kibarlık karşısında tamamen güçsüzdü. Yapacak hiçbir şeyi yoktu. Bu yüzden bastırılmış öfkesi sert bir biçimde başka tarafa yöneliyordu. Evde çalışanlara bağırıyor, tüm kızgınlığını aslında haklı olmasına rağmen uygunsuz bir biçimde vahşice bu masum insanlardan çıkarıyordu. Tabii ki bu davranışın getirdiği bazı sonuçlar vardı. İki yıl içinde en az 16 kez hizmetçi değiştirmek zorunda kaldı. Hatta bir keresinde gerçek anlamda saç saça baş başa kavga ettiği bir kızı susturmak için yüksek miktarda tazminat ödedi. Bütün bu fırtınalı arbedenin ortasında yağmurun altında bekleyen sabırlı bir fayton atı gibi dimdik ayakta kalabilen sadece Cires cenzdi. Kimsenin tarafını tutmazdı. Tüm değişiklikleri görmezden gelirdi. Hizmetçilerin kaldığı odada ikide bir değişen isimleri, saç renkleri, kokuları davranışları farklı olan yabancıları fark etmiyor gibiydi. Kimseyle konuşmadığı için çarpan kapıları, bölünen yemek aralarını, çaresizce patlayan histerik krizleri umursamazdı. Bütün bunlara kayıtsız kalıp mutfaktan pazara, pazardan mutfağa dönüyor, içinde yaşadığı bu kapalı çember dışında olan hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Bir biçer döver gibi katı ve duygusuzca çalışıp olan bitenle baş etti ve böylece büyük şehirde geçirdiği iki yıl kazasız belasız iç dünyasına hiçbir şey katmadan geçti. Tek fark o küçük kutusunda biriktirdiği mavi banknotların çoğalmasıydı ve yıl sonunda ıssattığı parmağıyla paraları tek tek sayarken büyülü bin rakamının çok uzakta olmadığını görmesiydi. Ama şans elmas matkaplarla çalışır ve Kaderin özündeki tehlikeli kurnazlık, beklenmedik bir yerde araya karışarak en sert mizaçta olanı bile derinden sarsar. Cires durumunda dıştan görülen sebep en az kendisi kadar sıradandı. 10 sene sonra devlet yeni bir nüfus sayımı yapmak istemiş, evlere detaylı bir şekilde doldurulması gereken oldukça karışık formlar yollamıştı. Çalışanların zar zor okunan bütünüyle fonetik olan el yazılarına güvenmeyen baron formları kendisinin doldurmasına karar verdi ve bu amaçta Cirescenz'i çalışma odasına çağırttı. Ona adını, yaşını, doğum tarihini sorduğunda fanatik bir avcı olan baronun Cirescenz'in yaşadığı yerdeki av bölgesinin sahibiyle dost olduğu, alplerin o köşesinde sıklıkla dağ keçisi avladığı ortaya çıktı. Hatta onun köyünden bir rehber iki hafta boyunca barona eşlik etmişti. Beklenmedik bir biçimde anlaşıldı ki o rehber Cirescenz'in amcasıydı. Keyfi yerinde olan baron bu tesadüf üzerine konuşmaya devam etti ve uzayan sohbet arasında bir diğer şaşırtıcı rastlantı ortaya çıktı. O bölgeye yaptığı gezi sırasında tam da Cirescenz'in çalıştığı otelde enfes bir geyik kızartması yemişti bütün bunlar önem teşkil etmiyordu. Ama rastlantıların bu denli çok olması olayı ilgi çıkılmıştı. Cires Cenz için Viyana'da ilk kez memleketini bilen birisiyle karşılaşmak bir mucize gibiydi. Baronun karşısında kızarmış, meraklı yüzüyle duruyordu. Adam şakalar yapıp küçük bir çocuk gibi saçmalayarak Tirol aksanını taklit edip ondan şarkı söylemesini istediğinde Cires Cenz, gururu okşanmış bir şekilde acemice kıpırdandı. Sonunda kendi kendine eğlenen baron, köylüler gibi Cires Cenz'in kaba etine avucunun içiyle tokadı yapıştırıp bir kahkaha atarak onu odadan gönderdi. Git bakalım, benim iyi cenzin. Ziller talden geldiğin için sana iki kron daha. Şüphesiz ki bu dikkate değer duygusal bir olay değildi. Ama o beş dakikalık muhabbet Cirescens'in gizli iş dünyasında, durgun doğasında bataklığa atılmış bir taş gibiydi. Önce hafifçe dalgalandı. Bilincin eşiğine gelene dek ağır kanlı bir biçimde ilerledi. Taş kalpli, suskun Cirescens, yıllardır ilk kez bir insanla özel bir konuşma yapmıştı. Bütün bu rastlantıların, Tanrı'nın varlığının olağanüstü bir göstergesi olarak görüyordu. Bu labirent gibi taş duvarlarla örülü şehrin ortasında ilk kez geldiği dağları bilen biri onunla konuşmuş hatta kendisinin pişirdiği geyik kızartmasını tatmıştı. Bir de kaba etine yediği rastgele şaplak vardı ki bu köylü dilinde kısa ve öz bir biçimde kur yapmak anlamına geliyordu. Greschens böyle zarif ve seçkin bir beyefendinin kendisine ilgi göstereceğini düşünecek kadar ileri gitmedi. Ama bu fiziksel yakınlık içindeki sönmüş hisleri uyandırdı. Böylece bu rastlantılar Cires Jens'in gizli dünyasının katman katman hareketlenmesine sebep oldu. İçinde sakince açan, gittikçe netleşen yeni bir duygu filizlendi. Bu tıpkı bir köpeğin onca insan arasında beklenmedik bir şekilde bir adamı sahibi olarak seçmesi gibiydi. O andan itibaren köpek sahibini takip eder, kaderin kendisi için belirlediği adamı kuyruk sallayarak, havlayarak selamlar, kendi isteğiyle ona itaat eder, o nereye giderse adım adım onu izler. İşte aynen bu şekilde Cirescenz'in içinde yaşadığı beş düşünceyle para, pazar, mutfak ocağı, kilise, yatak sınırlı küçük çemberine yeni bir şey dahil oldu. Bu yeni şey çemberde bir yer edinmek istiyordu. Bu yüzden diğer her şeyi umarsızca bir kenara itti. Eline geçirdiği şeyi asla kaybetmek istemeyen o köylü açgözlülüğü ile yakaladığı bu yeni şeyi karma karışık gizli dünyasının derinliklerine sürükledi. Tabii yaşadığı değişimin gözle görülür hale gelmesi için biraz zaman aldı. İlk belirtiler belli belirsizdi. Örneğin baronun giysilerini ve ayakkabılarını aşırıya kaçan özel bir ilgiyle temizliyordu. Baron Baronesinkileri temizlemeyi ise kadının hizmetçisine bırakmıştı. Sık sık koridorlarda görülür hale gelmişti. Anahtar sesi duyar duymaz hevesle baronun şapkasını ve bastonunu almak için kapıya koşturuyordu. Mutfağa olan ilgisi artmıştı. Sırf, barona özel geyik kızartması yapabilmek için bin bir zahmetle büyük pazarın yolunu tutmuştu. Dış görünüşüne de eskisinden daha çok özen gösteriyordu. Bu yeni duyguların su yüzüne çıkması bir iki haftayı buldu. Birkaç hafta sonra ise ilk düşünceye bir yenisi eklendi. Başlarda tereddüt filizlendi ama zamanla yeşillenip renklendi. Bu yeni duygu bir öncekini tamamlıyordu. Önceleri hayal meyal anlaşılırken yavaş yavaş açık ve net bir biçimde gözle görülür hale geldi. Bu yeni his, baronun karısına karşı oluşan nefret duygusuydu. O kadın baronla yaşıyor, onunla uyuyor, konuşuyor ve buna rağmen Creschens gibi baronun üzerine titremiyor, ona saygı duymuyordu belki de son günlerde daha çok dikkatini çeker olmuştu. Efendisi bellediği adamın öfkeli kadın karşısında küçük düşürülüşüne tanık olduğundan ya da adamın şen şakrak tavrı karşısında Kuzey Almanyalı kadının kibri iki kat yoğun hissedildiğinden o ya da bu sebepten durumdan bir haber baronese karşı inatçı tavırlar sergilemeye başladı. Beslediği düşmanlık binlerce küçük iğne batıran aksi düşmanca hareketleriyle ortaya çıkıyordu. Mesela Barones çanı iki kez çalmadan Cires Jens onun yanına gitmiyordu. Gittiğinde de kasten aheste aheste açıkça belli olan bir isteksizlikle cevap veriyor, kambur omuzlarını dikleştirerek ona karşı çıkıyordu. Verilen emirleri ve getir götür işlerini ağzına açmadan somurtarak dinliyordu. Bu yüzden Barones hiçbir zaman Cires Jens'in kendisini tam olarak anlayıp anlamadığından emin olamıyordu. Emin olmak için isteğini yenilediğinde ise aldığı cevap ya kasvetli bir baş sallayış ya da alaycı bir tabii duydum ya oluyordu. Veyahut tiyatroya gidecekleri bir akşam barones telaşla oradan oraya koştururken önemli bir anahtar bir anda kayboluyor, yarım saat geçtikten sonra kimsenin aklına gelmeyen bir yerde bulunuveriyordu baronese gönderilen mesajları gelen aramaları düzenli olarak unutuyor sorulduğunda ise bir nebze pişmanlık göstermeden kabaca unutmuşum deyip geçiyordu belki de nefretini saklayamayacağından korktuğu için asla baronesin yüzüne bakmıyordu bu arada karı koca arasındaki anlaşmazlıklar giderek çirkinleşen sahnelere neden oluyordu. Muhtemelen Cirescenz'in farkında olmadan takındığı kışkırtıcı somurtkanlık Baroness'in öfkesini görüklüyor, sinirlerini her hafta daha da bozuyordu. Bakireliğini uzun süredir koruyor olması, kocasının ilgisizliği onu çileden çıkarıyor, artık iyice kontrolünü kaybetmesine sebep oluyordu. Boş yere bromür ve veronal ile sinirini yatıştırmaya çalışıyor aşırı gerilen sinirleri tartışmaların daha sert geçmesine neden oluyor ağlama ve histeri krizleri geçiriyor ve hiç kimseden en ufak bir ilgi ya da yardım görmüyordu. En sonunda eve çağırdıkları doktor, Barones'e iki ay sanatoryumda kalmasını önerdiğinde ilgisiz koca bir anda kadının sağlığıyla yakından ilgilenir olup öneriyi destekledi. Kocasının bu ani değişiminden şüphelenen barones teklife karşı çıktı. Ama sonuç olarak kadının hizmetçisi eşliğinde sanatoryuma gitmesinde karar kılındı. Evde yalnız kalan efendisine ise Cires Cenz hizmet edecekti. Baronun bakımının kendisine kalmış olması Cires Jens'in donuk hislerinde birdenbire uyarıcı bir etki yarattı sanki bütün gücü yaşam sevinci büyülü bir şişe içinde çalkalanmıştı benliğinin derinliklerine çökmüş olan tutku yükseliyor tüm hareketlerini etkiliyordu uzuvlarına sabitlenmiş o ağır miskinlik bir anda yok olmuş heyecan verici haberi aldıktan sonra sanki tüm eklemleri gevşemiş adımlarına çeviklik gelmişti yolculuk hazırlıkları başlar başlamaz o odadan bu odaya bir aşağıya bir yukarıya koşturup eşyaları toparladı, bavullara yerleştirdi. Kendi başına arabaya taşıdı. Baron gece geç vakitte tren istasyonundan döndüğünde hevesle kendisine hizmet eden Cires Cenze bastonunu ve paltosunu verdikten sonra iç çekip sonunda gitti deyince garip bir şey oldu. Aniden Cires dar dudaklarında gözle görülür bir gerginlik oluştu. Normalde tıpkı diğer hayvanlar gibi o da hiç gülmezdi. Şimdi ise ağzı bükülmüş, yatay bir biçimde genişlemiş, yüzünün ortasında aptal bir sırıtış belirmişti. Karşısında gördüğü bu samimiyetten şaşıran ve utanan baron, hizmetçisiyle kurduğu bu uygunsuz yakınlık karşısında rahatsız olup tek kelime etmeden odasına çekildi. Ama o bir anlık rahatsızlık hissi çabucak geçti. Birkaç gün içinde hizmetçi ile efendisi eve çöken sükunet ve özgürlüğün tadını çıkararak paylaştıkları rahatlama duygusuyla birbirlerine bağlandı. Baronesin evden ayrılışı deyim yerinde ise üzerlerindeki kara bulutlara dağıtmıştı. Daimi sorumluluklarından azat edilen adam hesap vermekten kurtulunca ertesi gece geç saatte eve geldi karısının gürültülü karşılamalarıyla kıyaslanınca Cires Jens'in sakin ilgisi kabul edilebilir sayılıyordu Cires Jens yeniden kendini büyük bir hevesle işine adadı sabahları özellikle erken kalkıyor pırıl pırıl olana dek her tarafı temizliyor deliler gibi kapı tokmaklarını cilalıyor hazırladığı ilk öğle yemeğinde Sadece özel misafirler gelince kullanılan porselen takımlar ile çatal bıçakları gümüş dolaptan çıkarıp masaya koydu. Genelde dikkatli bir adam olmamasına rağmen baron bu garip yaratığın özenliği hatta neredeyse sevecen ilgisini fark etmişti. Özünde nazik bir adam olduğu için beğenisini belirtmekten çekinmedi. Yemeklerini övdü, ona birkaç hoş söz söyledi ve ertesi sabah karşısında isim günüydü. İsminin baş harfleri ve şekerlemeden yapılma bir arma ile süslenmiş, özenle hazırlanmış bir pasta görünce keyifle gülümsedi. Beni şımartıyorsun Cenzi. Allah korusun karım eve dönünce ne yapacağım ben? Buna karşın adam tamamen emin oluncaya kadar birkaç gün boyunca aradaki mesafeyi korudu. Sonra kızın ağzının sıkı olduğunu belli eden işaretleri görünce bekarlık günlerindeki yaşantısına geri döndü. Evinde rahatça hareket etmeye başladı. Karısından ayrı geçirdiği dördüncü günde Cires Cenz'i yanına çağırıp herhangi bir açıklama yapmadan iki kişilik akşam yemeği hazırlamasını sonra da gidip yatmasını söyledi. Kalan her şeyi kendisi halledecekti. Cires verilen emri sessizce dinledi. Adamın aslında demek istediği şeyin Basık alnının içine bulaştığını gösteren ne bir bakış attı ne de bir göz temasında bulundu. Ama kısa süre sonra efendisi şaşkınlık ve keyif içinde gördü ki Crescens ima ettiği şeyi çok iyi anlamıştı. O gece geç vakitte tiyatrodan yanında genç bir opera öğrencisi ile döndüğünde bulduğu şey sadece güzelce hazırlanmış çiçeklerle süslenmiş bir sofra değildi yatak odasında hem kendi yatağı hem de yan taraftaki yatak davetkarca düzenlenmişti ve karısının ipek geceliği ile terlikleri kenara konmuştu. Özgürlüğüne kavuşan adam bu garip yaratığın aşırı düşünceli hali karşısında farkında olmadan gülümsedi. Böylece baron aldığı bu yardımla kalan çekingenliğini de bir tarafa koydu. Ertesi sabah canı çaldı ve şehvetli konuğun giyinmesine yardım etmesi için Cires Cenz'i çağırdı. Ve böylece aralarındaki sessiz anlaşma mühürlenmiş oldu. O günlerde Cires Cenz yeni bir isim edinmişti. Donna Elvira, üzerinde çalışan mutlu küçük opera öğrencisi şaka olsun diye sevgilisini pohpohlamak için ona Don Juan diyordu. Bir keresinde gülerek, haydi Leporella'nı buraya çağırsana, dedi. Sıska triolli kızla dalga geçmek için verilen bu isim baronun hoşuna gitti. Ve o günden sonra Cenzi Leporella'dan başkene çağırmadı. İlk duyduğunda şaşıran Crescens, zamanla anlamını bilmediği bu yeni ismini oluşturduğu ahenkten hoşlanmaya başladı. Yeni ismini saygınlık kazanmanın, yükselmenin bir işareti olarak görüyordu. Neşeli efendisi ne zaman onu bu isimle yanına çağırsa o ince dudakları açılıyor, bir atınkine benzeyen kahverengi dişleri ortaya çıkıyor, kuyruğunu sallayan bir köpek misali heyecanla verilen emirleri yerine getirmek için koşturuyordu. İsim şaka olsun diye konmuştu. Ama geleceğin opera divası farkında olmadan hedefi tam 12'den vurmuş, Cires Cenze bedenine tam oturan bir elbise misali ona uyan bir isim vermişti. Tıpkı Don Juan'ın suç ortağı Da Ponte gibi bu sıska, aşktan bir haber hizmetçi kızı da efendisinin kaçamaklarından keyif alıyordu. Duyularını harekete geçiren şey, delicesine nefret ettiği kadının yatağını her sabah farklı genç bedenler tarafından bozulmuş, kırıştırılmış şekilde bulmanın verdiği tatmin duygusu muydu yoksa içten içe aldığı zevk miydi? Her ne sebepten olursa olsun bu katı, sabit fikirli kız efendisinin kaçamaklarına yardım etmek için hazır olda bekliyordu. Onlarca yıl çalışıp didinmekten cazibesini kaybeden, içinde en ufak bir cinsel dürtü bulunmayan Cires Jens, birkaç gün sonra iki genç kadını, birkaç gün sonra da üçüncüsünü görmekten memnun olmuş, tıpkı bir kadın satıcısı gibi bu durumdan zevk almıştı. Bu suç ortaklığı ve erotik atmosferin heyecan verici kokusu donuk hislerini tahrik ediyordu. Cires Jens gerçekten Leporella'ya dönüşmüştü. Her an tetikteydi, göreve hazır bekliyordu. Alev alev yanan merakının bir sonucu olarak değişik huylar edindi. Küçük küçük hileler, haylazlıklar, gizlice kulak misafiri olmalar. Neredeyse edepsizleşti. Kapıları dinliyor, anahtar deliklerinden gözetliyor, odaları ve yatakları karıştırıyor. Heyecanla merdivenlerden bir aşağı bir yukarı koşturuyor. Bir avcı gibi yeni avın kokusunu alıyordu. Yavaş yavaş bu kıvrak, ilginç alaka o uyuşuk, donuk kızı yaşayan bir canlıya dönüştürmüştü. Hayrete düşen komşuları karşısında Cirescans bir anda hoş sohbet biri oğlu verdi. Binadaki diğer hizmetçilerle konuşuyor, postacıya sulu şakalar yapıyor, pazardaki satıcı kadınlarla dedikodu ediyordu. Bir akşam avluda ışıklar sönünce odalarına çekilen hizmetçiler uzun süredir sessiz olan karşı pencereden gelen bir mırıltı duydular. Cires Gens paslı sesiyle ince ince Alplerde kadın çobanların söylediği şarkılardan birini söylüyordu. Ahengsiz melodi, tecrübesiz dudaklarından çatlak bir sesle zorlukla dökülüyor, etrafa yayılıyordu. Cires Jens çocukluğundan beri ilk kez yeniden şarkı söylemeye çalışıyordu ve karanlığa gömülü yıllardan zorlukta gün yüzüne çıkan o titrek notalarda insanın içine işleyen bir şeyler vardı. Cresciens'deki bu çarpıcı değişimin en az farkına varan Baron'du. Zaten kim arkasına dönüp gölgesine bakar ki? İnsan bilir ki gölgesi her zaman sessizce adımlarını takip eder. Bazen de sanki daha farkına varmadığı bir dilek gibi hızla önüne geçip koşar. Ama insan o eğri büğrü şekillerin hep kendisini taklit ettiğini düşünmez. Dönüp onda kendisini görmeye çalışmaz. Baron, Cresgens'in her zaman emrine amade oluşundan, ağzından laf çıkmamasından, güvenilirliğinden, sadakatinden ve fedakarlığından başka bir şeyle ilgilenmiyordu. Onun bu sessizliği, seviyeli olunması gereken durumlara koyduğu mesafe baronun işine yarıyordu. Bazen ona tıpkı bir köpeği sever gibi bir iki oy söz söylüyor, arada bir şakalaşıyor, Nazikçe kulağını çimdikliyor, paraya da tiyatro bileti veriyordu. Bunlar, baron için düşünmeden elini yeleğinin cebine atıp yaptığı basit şeylerdi. Ama Crescens için küçük tahta kurusunda saklanması gereken kutsal hazinelerdi. Baron, zamanla kızın yanında sessiz düşünmeye, ona karmaşık görevler vermeye başladı. Adam, ona olan güvenini gösterdikçe Crescens daha minnetle, gayretle çalışıyordu. Adamın isteklerini daha o söylemeden önce bulmaya çalışırken tuhaf bir koklama, araştırma, iz sürme güdüsü geliştirdi. Bütün hayatı, tüm yaptıkları ve yapmak istedikleri kendi bedeninden baronun bedenine geçiyor gibiydi. Her şeyi baronun gözleriyle görüyor, onun hissettiği şekilde hissetmeye çalışıyor ve neredeyse ahlaksız bir şevkle onun zevklerini, zaferlerini paylaşıyordu. Kapının eşiğinden giren her yeni kızla beraber yüzü gülüyordu. Eğer baron gece eve yanında şehvetli bir eşlikçi olmaksızın dönerse hayal ettiği kırıklığı yaşıyor, yüzü asılıyordu. Bir zamanlar ağır çalışan kafası şimdi tıpkı elleri gibi durup dinlenmeden çalışıyordu ve gözleri yepyeni bir parıltı ile ışıltıyordu. O at gibi koşturan, yorgun, yıpranmış yaratığın içinde içine kapanık, kasvetli ama kurnaz, tehlikeli, düşünen, tez canlı ve entrikacı bir insan uyanmıştı. Baron, beklenmedik şekilde eve erken döndüğü bir gün şaşkınlık içinde koridorda donup kaldı. Bu gülüşmeler her zaman sessiz olan mutfaktan mı geliyordu? derken kapı aralığında ellerini önlüğüne silen Leporello belirdi. Hem cesur hem de tuhaf bir biçimde. Kusura bakmayın beyefendi, dedi gözlerini çevirerek. Pastacının kızı burada. Bu tatlı kız sizinle tanışmayı çok istiyor da. Baron bu ölçüsüz yakınlığa kızsın mı yoksa kızın iş güzelliğine mi gülsün karar veremeden öylece şaşkınlıkta baka kaldı sonunda erkekçe merakı üstün geldi. Öyleyse göster bakalım şu kızcağızı. Deparella'nın pohpohlayarak yavaş yavaş ayarttığı taze, sarışın 16 yaşındaki kız, hizmetçinin itelemeleriyle kızararak, utangaçça kıkırdayarak aralık kapıdan dışarı çıktı. Gerçekten de karşıdaki pastaneden çocukça bir hayranlıkla izlediği seçkin beyefendinin önünde acemice döndü kızı beğenen baron onu çay içmek için odasına davet etti. Bu teklifi kabul edip etmemesi gerektiğini bilemeyen kızcağız Cires e döndü. Ama Cires Cenz çoktan telaş içinde mutfağa geri dönmüştü. Kızın heyecandan kızarıp bu tehlikeli teklifi kabul ederek maceraya atılmak dışında yapabileceği bir şey yoktu. Bütün bu olanlara rağmen insanın doğası çok uzağa sıçramış olamaz.'' karışık çarpık bir tutkunun baskısı zihninin belli bir kısmını uyandırmış olsa da cresjensin sonradan kazandığı sınırlı güçleri bir sonraki engeli aşmak için yetersizdi bu açıdan içgüdüleri halen bir hayvanınki gibi kısa süreliydi sevdiği efendisine köpekvari bir bağlılıkla hizmet etme saplantısı onu adeta dört duvar arasına hapsetmişti. Adamın uzaktaki karısını tamamen unutmuştu. Rüya'dan uyanışı ise tam bir felaketti. Tıpkı berrak bir gökyüzünde aniden kopan bir fırtına gibi bir sabah Baron elinde bir mektupla çıka geldi. Kızgın bir tavırla Cirescenz'e eve çeki düzen vermesini, karısının ertesi gün sanatoryumdan döneceğini söyledi. Beti benze atan Cires ağzı şoktan açık kaldı aldığı bu haber onu bir bıçak gibi kesmişti. Olan biteni anlamamış gibi baka kaldı. Yüzündeki dehşet ifadesi öylesine korkunçtu ki baron bir iki neşeli sözle onu yatıştırmayı düşündü. Görünüyor ki buna çok sevinmedin Genzi. Ama bu konuda kimse bir şey yapamaz. Çok geçmeden Cires Genzi'nin taş kesen yüzünde bir kıpırtı oldu. Ta derinden sanki bağırsaklarından gelen bir kasılma o ana dek bembeyaz olan yanaklarını kırmızıya çevirdi. Yavaşça kalp atışlarını sıkıştıran, dışarı çıkmaya çalışan, baskı yüzünden boğazını titreten bir şey hissetti. En sonunda o şey sıktığı dişlerinin arasından boğuk bir sesle dışarı çıktı. Belki, belki yapılacak bir şey vardır. Sözcükler ağzından serseri bir kurşun gibi sertçe çıktı hislerini vahşice dile getirdikten sonra o çarpık yüzü öyle şeytani, öyle koyu bir kararlılığa büründü ki baron farkında olmadan irkilip geri çekildi. Cires Cens ise çoktan arkasını dönmüş, hararetle parmaklarını kırarcasına bakır bir kaseyi ovalamaya girişmişti. Baronesin eve dönüşüyle evde yine fırtınalar kopmaya başladı. Hızla çarpan kapılar, odalarda sertçe esen rüzgarlar evin rahat sıcak atmosferini alıp götürüyordu aldatılan barones komşular ya da isimsiz mektuplar aracılığıyla yokluğundan faydalanan kocasının evi nasıl aşağılık bir şekilde kullandığını mı öğrenmişti ya da döndüğünden beri adamın takındığı gergin ve sinirli tavır mı onu üzmüştü kimse bilemiyordu ama her ne olursa olsun sanatoryumda geçirdiği iki ay sinirlerine iyi gelmemişti. Ağlama krizleri, tehditler, histeri nöbetler birbirini izliyordu. Karı koca arasındaki ilişki her geçen gün daha çekilmez hale geliyordu. Baron, karısının bitmek bilmeyen sistemlerine birkaç hafta boyunca tıpkı önceden olduğu gibi kibarlığıyla yiğitçe karşı koydu. Onu boşanmakla ya da kendi ailesine bir mektup yazmakla tehdit ettiğinde kaçamak cevaplar verdi. Ama adamın bu soğuk, sevgisiz, ilgisiz davranışları, gizli bir düşmanlıkla çevreli, hiç arkadaşı olmayan baronesi daha da huzursuz ediyordu. Cresschens yeniden eski sessizliğine bürünmüştü. Ama bu sefer sessizliği saldırgan ve tehlikeliydi. Evin hanımı döndüğünde Küstahça davranarak mutfaktan çıkmadı. Barones ona emir vermek için çağırdığında kadına hoş geldiniz demekten kaçındı. İnatla gerdiği omuzlarıyla orada odun gibi dikildi ve sorulan her soruya öyle asabi cevaplar verdi ki kadın sonunda uğraşmayı bıraktı. Fakat Jens tek bir bakışta içinde biriktirdiği nefreti durumdan bir haber kadının sırtına sapladı. Barones'in dönüşüyle tüm doyumsuz duyguları haksızca kendisinden koparılmıştı. Büyük bir tutkuyla yaptığı hizmet etme görevinden alınıp mutfağa atılmış, samimi Laparella isminden mahrum bırakılmıştı. Çünkü Baron özellikle karısının önünde Cires Cenz'e yakınlık göstermekten kaçınıyordu. Fakat bazen o çekinmez sahnelerden usandığında, rahatlayıp duygularını dışa vurmak istediğinde mutfağa Cires yanına kaçıyor ve Tahta iskemlelerden birisine ilişip "Artık buna daha fazla dayanamıyorum." diye dert yanıyordu. Hayran olduğu efendisinin bitmek bilmeyen gerginlikten kaçıp yanına sığındığı o anlar Leporella'nın hayatında yaşadığı en mutlu anlardı. Hiçbir zaman barona cevap vermez ya da teselli etmek için hiçbir şey söylemezdi. Sessiz ve dalgın bir biçimde orada öylece oturur işkence çeken tanrısına arada sıcak, anlayışlı bir bakış atardı. Onun bu sessiz yardımı barona iyi gelirdi. Ama adam mutfaktan çıkar çıkmaz Cires jens yeniden kaşlarını çatar, sinirini o ağır elleriyle savunmasız etleri döverek ya da haşince tabak çanağı ovalayarak çıkarırdı. En sonunda baronesin dönüşünden beri eve hakim olan bu karanlık bir fırtına gibi patladı çiftin o ölçüsüz kavgalarından birinde baronun sabrı taştı. Ansızın uzun süredir takındığı pısırık, ilgisiz okul çocuğu tavrından sıyrıldı. Kapıyı çarpıp gitti. Yeter artık diye öyle bir sinirle haykırdı ki apartmandaki bütün camlar titredi. Bir hışımla sinirden kıpkırmızı kesilmiş suratıyla mutfağa gergin bir yay gibi titreyen Cires yanına gitti. Derhal bavulumu ve tüfeğimi hazırla. Bir haftalığına ava gidiyorum. Şeytan bile bu cehenneme katlanamaz. Artık bu işe bir son vermek lazım. Cires Jens sevinçli adama baktı. Böylece baron yeniden evin efendisi olmuştu. Boğazında boğuk bir kahkaha belirdi. Haklısınız beyefendi. Bu işe bir son vermeli. Ve büyük bir hevesle odadan odaya koşarak adamın ihtiyacı olan her şeyi dolaplardan, masalardan apar topar topladı. İri yarı yaratığın sinirleri heyecandan ve hırstan titriyordu. Bavulu ve tüfeği kendi başına arabaya kadar taşıdı. Kendisine canla başla yardım eden kıza teşekkür etmek için uygun sözcükleri arayan baron birden panikte gözlerini kaçırdı. Çünkü onu her zaman ürperten o hain gülümseme yeniden kızın ince dudaklarında belirmişti. Cires adeta pusuya yatmış görüntüsü barona yere çömelmiş sıçramaya hazırlanan hayvanları anımsattı. Derken kız yeniden eski haline döndü. Haddini aşan bir samimiyetle boğuk bir sesle fısıldadı. Umarım seyahatiniz güzel geçer beyefendi. Ben diğer her şeyi hallederim. Üç gün sonra baron acil bir telgrafla av gezisinden eve çağrıldı. Kuzeni tren istasyonunda onu bekliyordu. Baron endişeli adamı görür görmez korkunç bir şey olduğunu anlamıştı. Çünkü kuzeni gergin ve huzursuz görünüyordu. Ona durumu hazırlamak için bir iki söz ettikten sonra gerçeği söyledi. Barones o sabah yatağında ölü bulunmuştu. Bütün oda gaz içindeydi. "Maalesef bu olayda ters bir şey var," dedi kuzeni. "Mayıs ayında oldukları için gaz sobası uzun zamandır kullanılmıyordu mutsuz baronesin intihar edeceği bir gece öncesinde veronal almasından belliydi bunun yanı sıra o gece evde yalnız olan aşçı Cires Jens'in ifadesi vardı. Cires Jens, vakti muhtemelen gazı açmak için odasından çıkıp diğer bir odaya girdiğini duymuştu. Bunu öğrendikten sonra şüphesi kalmayan adli tıp doktoru Rapora ölüm sebebini intihar olarak yazmıştı. Baron titremeye başladı. Kuzeni Cires ifade verdiğini söyleyince vücudundaki bütün kanın çekildiğini hissetti. Aklına giren korkunç, tüyler ürpertici bir düşünceyle midesi bulandı. İçinde kaynayan, acı veren bu hissi zorlukla bastırdı ve kuzeninin onu eve götürmesine izin verdi. Ceset çoktan evden çıkarılmıştı aile bireyleri misafir odasında üzgün ve düşmanca bir tavırla bekliyordu. Başsağlığı dilekleri bir bıçak kadar soğuktu. Suçlayıcı bir vurguyla ne yazık ki bu skandalı örtbas edemeyeceklerini çünkü hizmetçinin sabah merdivenlerde koşturarak hanımefendi kendisini öldürdü diye avaz avaz bağırdığını söylediler. Yine o keskin soğuk bıçağı barona yönelterek sade bir cenaze töreni yapmaya karar verdiklerini çünkü insanların merakı yüzünden etrafta bir sürü dedikodunun döndüğünü belirttiler. Kederli baron karma karışık kafasıyla söylenenleri dinledi. Bir ara farkında olmadan kapalı olan yatak odası kapısına baktı. Sonra korkakça bakışlarını başka yöne çevirdi zihninde durmadan ortaya çıkan o tatsız düşünceyi sonuna kadar takip etmek istiyordu. Ama bütün bu boş, kinci konuşmalar onu sersemletiyordu. Karalar bağlayan akrabalar yarım saat daha böyle konuşmaya devam ettikten sonra teker teker gittiler. Baron loş odada tek başına kaldı. Sanki sert bir rüzgara maruz kalmışçasına titriyordu. Başı ağrıdan çatlıyor, eklemleri sızlıyordu. Derken kapı çalındı. Kendini toparlayıp girin dedi. Tereddüt eden, sürünerek atılan adımlar duydu. Bu sinsi adımları iyi biliyordu. Birden dehşete kapıldı. Sanki boyun omuru olduğu yere çivilenmişti. Aynı anda şakaklarından dizlerine buz gibi bir titreme indi. Dönüp bakmak istedi ama kasları yerinden kıpırdamıyordu odanın ortasında öylece dikildi. Ses çıkarmadan tir tir titredi. Taş kesilen elleri iki yanına sarkmıştı. Bu suçluluk duygusuyla dolu halinin ne kadar korkakça göründüğünün açıkça farkındaydı. Ama ne kadar güç sarf etse de boşaydı. Kaslarına söz geçiremiyordu. Arkasından gelen ses, ''Sadece akşam yemeğini evde mi yoksa dışarıda mı yiyeceğinizi sormak istedim beyefendi?'' dedi. Baron zangır zangır titriyordu. Hissettiği o soğuk ürperme göğsüne çıktı. Sözcükler anan dökülene dek tam üç kez konuşmaya çalıştı. Hayır, bir şey yemek istemiyorum. Arkasında uzaklaşan ayak sesleri işitti ama hala dönüp bakmaya cesaret edemiyordu. Derken aniden eli ayağı çözüldü, kramptan ya da mide bulantısından sallanıyordu hemen kapıya fırladı anahtarı çevirdi böylece bir hayalet gibi onu takip eden o korkunç adımlar bir daha ona ulaşamayacaktı kafasını kurcalayan düşünceden uzaklaşmak için kendisini bir sandalyeye attı ama ne yaparsa yapsın kaçmaya çalıştığı o düşünce soğuk yapış yapış bir salyangoz gibi geri geldi yakınlaşmaya korktuğu bu saplantılı düşünce bütün duygularına doldu Uykusuz geçen gece boyunca, hatta cenazede siyahlar içinde sessizce tabutun başında beklerken bile o düşünce yanı başında duruyordu. Cenazeden sonraki gün baron telaşla şehirden ayrıldı. Gördüğü yüzlere katlanamıyordu. Sanki acısını paylaşan insanlar bir yandan onu sorguya çekiyordu, ya da ona öyle geliyordu. Hatta cansız nesneler bile onu suçluyor düşmanlık besliyor gibiydi adeta evdeki tüm eşyalar özellikle de yatak odasında üzerlerine gaz kokusu sinenler kapıları açar açmaz onu kovuyordu ama uyurken ya da uyanıkken sahip olduğu esas dayanılmaz kabusu eski suç ortağının soğuk umursamaz bir biçimde hiçbir şey olmamış gibi boş evde hayatına devam ediyor oluşuydu tren istasyonunda kuzeni kızın ismini andığı andan itibaren beri ne zaman Cires görse titriyordu. Ne zaman onun ayak seslerini duysa gerginleşiyor, telaşlı bir huzursuzlukla doluyordu. Ayaklarını yere süre süre yürümesine, kaygısız tavrına dayanamıyordu artık. Onun kurbağa gibi vıraklayan sesi, yağlı saçları, donuk hayvansı acımasızlığı, duygusuzluğu, baronun midesini bulandırıyordu öfkesinin bir kısmı da kendisineydi. Çünkü neredeyse onu boğan aralarındaki bu bağı kesip atacak güçten yoksundu. Bu yüzden sadece tek bir çıkış yolu vardı. Kaçmak. Kıza hiçbir şey söylemeden eşyalarını topladı. Ardında sadece Karintia'daki arkadaşlarını ziyarete gittiğini belirten üstün körü bir not bıraktı. Baron bütün yazı evden uzakta geçirdi. Sadece bir kez rahmetli karısına ait mal mülk işleri ile ilgili bir konuda acilen Viyana'ya çağrıldığında geri döndü. Onda da evde onu bekleyen meymenetsizle tek laf etmeden sessiz sedasız gelip otelde kalmayı tercih etti. Cires Jens kimseyle konuşmadığı için baronun dönüşünden haberdar olmadı. Hiçbir şey yapmadan bütün gün asık suratıyla mutfakta oturuyor, daha önceki gibi haftada bir kez değil İki kez kiliseye gidiyordu. Talimatları yerine getirmek ve faturaları ödemek için parayı baronun avukatından alıyordu ama baronun kendisinden hiçbir haber gelmiyordu. Ne mektup yazıyordu, ne de mesaj yolluyordu. Cires Jens öylece oturup sessizce bekliyordu. Üzüldü ve giderek daha da sertleşti. Hareketleri yeniden ağırlaştı. Böyle haftalarca gizemli bir katılıkta bekledi, durdu sonbaharda biriken acil işler baronun daha fazla uzakta kalmasına izin vermedi. Eve geri dönmek zorunda kaldı. Kapı eşiğine gelince durdu. Tereddüt etti. Yakın arkadaşlarıyla geçirdiği iki ay olanları büyük ölçüde unutmasını sağlamıştı. Ama şimdi ete kemiğe bürünen kabusuyla yeniden yüzleşmek üzereydi. Daha önce midesine giren krampın aynısını yine hissedince öğürdü giderek yavaşlayan adımlarıyla merdivenleri çıktıkça gırtlağına yapışan görünmez bir el boğazını daha fena sıkıyordu. Sonunda kas katı kesilen parmaklarıyla kapıdaki anahtarı çevirebilmek için bütün gücünü toplamak zorunda kaldı. Cires Jens anahtarın sesini duyar duymaz mutfaktan fırladı. Baronu görünce bir an beti benze attı. Sonra sanki gözden kaybolmak ister gibi adamın yere bıraktığı bavulu almak için eğildi. Ama onu selamlamadı. Adam da herhangi bir şey söylemedi. Sessizce bavulu yatak odasına götürdü. Baron da sessizce onu izledi. Kız odadan çıkana kadar usulca pencereden dışarıya baktı. Sonra da aceleyle kapıyı kilitledi. Bu aylardan sonraki ilk görüşmeleriydi. Cresjens bekledi. Baron da. Kızı gördüğünde korkudan midesine saplanan kramp geçecek mi diye bekledi ama geçmedi. Onu görmese bile koridorda işittiği ayak sesleri keyfini kaçırmaya yetiyordu. Sabahları kahvaltısına dokunmadan, kıza tek çift laf etmeden erkenden evden ayrılıyor, onu görmemek için gece geç saatlere kadar dışarıda oyalanıyordu vermesi gereken birkaç talimatı da kızın yüzüne bakmadan veriyordu bu hortlakla aynı havayı solumak onu boğuyordu bu sırada Cires Jens bütün gün tahta taburesinde sessizce oturuyordu. Kendisine yemek pişirmiyordu çünkü midesi bir şey almıyordu. Çevresindeki insanlardan kaçıyor, tıpkı yanlış bir şey yaptığı için sahibinden dayak yemiş bir köpek gibi bütün gün ürkek gözlerle efendisinin ıslığını bekliyordu. Kıt zekasıyla neler olup bittiğini anlayamıyordu. Tek anladığı şey efendisinin onu görmezden geldiği ve artık onu istemediğiydi. Tam olarak algıladığı tek şey buydu. Baron eve döndükten üç gün sonra kapı çaldı. Yüzü tıraşlı, gri saçlı, sakin bir adam elinde bir bavulla kapıda duruyordu. Creschens onu göndermeye çalışırken adam evin yeni uşağı olduğu konusunda ısrar etti. Beyefendinin kendisini saat 10'da beklediğini söyleyerek geldiğinin bildirilmesini istedi. ben bembeyaz kesildi. Havada asılı kalan kas katı parmaklarıyla bir süre öylece durdu. Sonra eli kurşun yemiş bir kuş gibi düştü. Şaşkınlıkla bakan adama sertçe bu taraftan dedi mutfağa dönüp kapıyı hızlıca çarptı. Uşak evde kaldı. O günden sonra artık Baron Cresciens ile konuşmak zorunda değildi. Tüm mesajlar sakin, yaşlı uşak tarafından kıza aktarılıyordu. Cresciens evde olup bitenlerden bir haberdi. Her şey kayayı aşan soğuk bir dalga gibi üzerinden akıyordu. Bu can sıkıcı durum iki hafta sürdü. Cresciens'i bir hastalık gibi yiyip bitirdi. Yüzü bir deri bir kemik kalmış, şakaklarındaki saçlar aniden beyazlamıştı. Hareketleri tamamen buz kesmişti. Neredeyse zamanının tümünü kütük gibi tahta taburede oturarak geçiriyor, boş gözlerle pencereden dışarıyı izliyordu. Çalıştığında ise tıpkı bir öfke nöbeti geçirir gibi sinirle işini yapıyordu. İki haftanın sonunda uşak efendisinin odasına çağırılmadan gitti. Baron, adamın nazik bekleyişinden kendisine bir şey söylemek istediğini sezmişti. Uşak daha önce Tirol ona aşağılayıcı bir şekilde böyle hitap ediyordu. Somurtkanlığından şikayet etmiş, işten çıkarılmasını önermişti. Ama Baron, hissettiği utanç duygusu yüzünden adamın bu önerisini göz ardı etmişti. O zaman eğilip selam vererek odayı terk eden uşak bu sefer düşüncesini inatla savundu mahcup bir ifadeyle asıl söylemek istediğini dile getirdi efendisinin onu gülünç bulmamasını ümit etti bunu başka türlü ifade edemezdi cireskanz'dan korkuyordu bu asık suratlı içine kapanık yaratık katlanılır gibi değildi baron evinde nasıl tehlikeli bir insanı barındırdığını bilmiyordu Baron birdenbire istemsizce irkildi. Bu adam ne ima etmişti? Ne demeye çalışıyordu? Uşak suçlamalarını yumuşatarak kesin olarak bir şey diyemeyeceğini belirtti. Fakat bu kadının kuduz hayvanlar gibi bir insanı kolayca incitebileceğini hissediyordu. Mesela dün kıza bir talimat verirken umulmadık bir biçimde bakışını yakalamıştı. Sadece bir bakıştı. Tabii ki çok fazla şey ifade etmiyordu. Ama uşağa göre sanki kız onun boğazını sıkmak istiyordu. İşte o andan beri de Cirescian'dan korkuyordu. Hatta onun pişirdiği yemeği bile yemekten çekiniyordu. Onun ne kadar tehlikeli bir insan olduğunu tahmin bile edemezsiniz beyefendi. Çok fazla konuşmuyor. Sesi pek çıkmıyor ama bence kolayca cinayet işleyebilir." diyerek suçlamasını sonuçlandırdı. Ürperen Baron ansızın gözlerini uşağa çevirdi. Bir şey mi duymuştu? Birisi şüphelerini mi paylaşmıştı? Parmaklarının titrediğini fark etti. Titremesi anlaşılmasın diye elindeki proyu bıraktı. Yaşlı adamın yüzü tamamen masum görünüyordu. Hayır, bir şey biliyor olamazdı. Baron tereddüt etti. Sonra kendisini toparladı. Ne yapmak istediğini biliyordu. Kararını vermişti. Pekala, biraz daha bekle bakalım. Eğer sana karşı düşmanca davranmaya devam ederse onu kovacağım. Uçak selam verip çıktı. Baron rahatlayıp arkasına yaslandı. Bu esrarengiz ve tehlikeli yaratıkla ilgili her şey gününü karartıyordu. En iyisi uzaktayken bunu yapmak diye düşündü, belki de Noel'de. Kurtuluş düşüncesi bile içini rahatlatmaya yetiyordu. Evet, böyle iyi olacak, dedi bir kez daha. Noel de ben burada yokken. Ama ertesi gün akşam yemeğini yer yemez döndüğü odanın kapısı çalındı. Düşünmeden kafasını okuduğu gazeteden kaldırıp girin dedi. Rüyalarına giren o korkunç, sert adımları duydu, doğruldu. Karşısında zayıf, siyah bir silüet üzerinde sallanan kireç gibi beyaz, kuru kafaya benzer bir yüz gördü. Telaşlı adımlarla gelen bu garip yaratık halinin kenarına ulaşınca çekinerek durdu. O an baronun hissettiği korkuya acıma duygusu eklendi. Şaşkınlığını gizlemek için umursamaz davranmaya çalıştı. Ne istiyorsun Cirescenz diye sordu. Ama sesi düşündüğü gibi sıcak ve neşeli değil, soğuk ve düşmanca çıkmıştı. Cirescenz kıpırdamadı, gözlerini halıya dikti. Sonunda Sözcükler sanki ayakta itilen sert bir cisim gibi ağzından döküldü. Uşak dedi ki, beyefendi beni kovacakmış. Baron utançla ayağa kalktı. Bu kadar çabuk olacağını düşünmemişti. Uşağın öyle demek istemediğini, diğer hizmetlilerle iyi geçinmeye çalışması gerektiğini söyledi ve düşünmeden o an ağzına gelen buna benzer şeyler geveledi. Ama Cires Jens sarkıttığı omuzları halıyı delen bakışlarıyla öylece durdu. İnatçı bir tavırla tıpkı bir öküz gibi kafasını eğmiş, adamın söylediği kibar sözlere kulak tıkamıştı. Halen söylenmemiş tek bir şey bekliyordu. Sonunda adam bir hizmetçiye yaranmak için düştüğü durumdan usandı ve sustu. Cirescens ise inatla sessizliğini sürdürüyordu. En sonunda bir şeyler söyleyebildi. Sadece bir şey öğrenmek istiyorum. Kovulmamı Anton'a beyefendi mi söyledi? Sertçe, gönülsüzce, şiddetle sorduğu bu soru zaten diken üzerinde olan barona tokat gibi indi. Bu bir tehdit miydi? Onan meydan mı okuyordu? Birden ödekliğinden ve acıma duygusundan eser kalmadı. Haftalardır içinde bastırdığı nefret ve tiksinti bir anda her şeye bir son verme arzusuyla birlikte su üzerine çıktı. Ses tonu değişti. Bakanlıkta çalıştığı dönemde edindiği objektif tavırla Emri kendisinin verdiğini doğruladı. Uşağa evi istediği gibi çekip çevirmesi konusunda tam yetki verdiğini söyledi. Baron kızın iyiliğini istediğini, işten çıkarılması konusunda fikrini değiştirmesi için Anton'u ikna edeceğini belirtti. Ama uşağa karşı düşmanca hareketlerine devam ederse o zaman kızın işine son verecekti. Bu son sözleri söylerken bütün gücünü toplayıp herhangi bir imaya ya da sinsi bir ipucuna yenilmeden kendisini tehdit ettiğini düşündüğü kadına baktı. Oysa Cires Cirescenz'in yerden kaldırdığı ürkek bakışları önündeki çalılıklardan kopup gelen sürüyü gören yaralı bir hayvanın bakışlarıydı. Te teşekkürler beyefendi dedi usulca. Ben ben giderim beyefendiye daha fazla dert olmak istemem arkasına dönmeden eğri omuzları ve ağır adımlarıyla yavaşça kapıya doğru gitti. O akşam baron operadan döndüğünde masasına bırakılan mektuplara bakarken tuhaf, dikdörtgen bir şey buldu. Işıkta bunun basitçe oyulmuş tahta bir kutu olduğunu anladı. Kutu kilitli değildi. İçinde o zamana dek Cires Cenz'e verdiği ufak tefek şeyler vardı. Av gezilerinden yolladığı birkaç kartpostal, iki tiyatro bileti, Gümüş bir yüzük, biriktirdiği bir yığın para ve 20 sene önce Tirol'de çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğraftaki flaştan kamaşan gözleri tıpkı birkaç saat önce baronun odasından ayrılırkenki gibi yaralı ve incinmiş görünüyordu. Şaşıran baron kutuyu bir kenara iterek Crescenz'in eşyalarının masasında ne aradığını öğrenmek için uşağın yanına gitti. Uşak, Vakit kaybetmeden düşmanına hesap sormak için kızı aradı ama Cires Cienzi ne mutfakta ne de evde buldu. Ertesi gün polis 40 yaşlarında bir kadının Tuna nehrine atlayıp intihar ettiği haberini verince iki adam Leporella'nın nereye gittiğini öğrenmiş oldu. Son